Sevgili dostlarımız, bugün fuarın ikinci günündeyiz. Çanakkale standındayız ve yanımızda bir kardeşimiz ne yapıyor efendim? Çömlek yapıyor. Çanak çömlek dediğimiz çanak, Çanakkale'nin çanağından gelmiyor efendim. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Burak Çiftçi, Çanakkale Belediyesi'nde çalışıyorum. Güzel. İşte bu sene yine katıldık, Antalya'dayız fuarda. Evet. Hem seramiklerimizi hem Çanakkale'yi ve belediyemizi tanıtıyoruz. Gördüğünüz gibi çanak çömlek işleri. Ne zamandan beri yapıyorsunuz? Ben 13-14 yıldır yapıyorum. Evet. Zaten Çanakkale'de yaygın bir meslek bu. Evet. Kente adını veren seramikler, çanakçılardan geliyor. Çanakçılar Kalesi. Çok güzel. Bu sene yine buluştuk insanlarla. Burada. Bunların hepsini siz mi yaptınız? Evet, tamamı kendi üretim. Şu an ne yapacağız? Mesela bir tanesini yapacağız. Şimdi yine bir vazo ya da buna benzer bir şey yapabiliriz. Bir tane de... Testi, vazo. Tamam, buyurun efendim. Burak kardeşimiz yapıyor. Burak değil mi isim? Burak, doğru. Evet, Burak Bey ile Çanakkale'den yapıyor efendim bizi. Şimdi bu bunun toprağı özel değil mi? Şimdi bu seramik toprağı diye geçiyor, evet. Daha böyle yağlı gibi, evet. Daha kıvamda. Pişiyor, özellikle onu söyleyeyim. İnsanlar pişmediğini düşünüyor ama 1000 derecede pişiriyoruz biz bunları. Önce pişiriyoruz değil mi? Tabii. Kurutup pişiriyoruz. Daha sonra dekorlayıp bir kez daha fırına giriyor. Şimdi bu bittiği böyle olmuyor. Bu bitince bırakıyoruz, kuruyor oda sıcaklığında. Tamam. Daha sonra iyice fırına veriyoruz. 1000 dereceye çıkıyoruz. Kullanıma hazır hale geliyor. İstersek dekorda yapabiliyoruz. En zor ne mesela bunun en zor kısmı? En zor kısmı kurutma kısmı. Allah Allah. Yaparken zor oluyor. Yani oda sıcaklığındaki farklı ısı değişiklikleri, ısı hareketleri çatlatıyor. Yapmada bir sıkıntı yok. Hmm. Ama peki şuradaki rüzgar yapamıyorsun. Yapabiliriz. Yaparak evet, konuşalım efendim. Mesela elleriniz falan böyle bir ağrı falan olmuyor mu? Ağrıma başlar yani sıkıntı. Tam tersine doğal olduğu için çok iyi geliyor ellere. evet. Güzel geliyor. Mesela kadınlar para veriyor bunlara özel toprak falan diye. Bence bunu kullansınlar. Değil mi? Kesinlikle. Ve iyi geliyor değil mi? Böyle ucudaki kötü enerjiyi atıyorsunuz. Tabii tabii, tabii tabii. Çocukluğumuzdan beri işte toprakla oynamaya devam. Çok güzel ha. Çanakkale'de yapar değil mi? Bunlardan çok fazla var herhalde. Evet, Çanakkale'de var. Bununla ilgili bir müzemiz de var zaten. Seramik müzesi. Evet. Orada eski ve yeni seramikleri görebilirsiniz. Herkesi davet edelim. Evet Burak Bey, bizim burada da Şanlıurfa'da çömlek çanakla çok muhatabız ama evet. Biz özellikle içindekini yemekle muhatabız. Mesela çömlek gelir. Böyle güzelce patlıcan, biber... Tabii tabii, çömlek kebabınız meşhur. Tabii. Evet, çok şimdi severim. Ben bir şey anlatacağım ama burada mesela şu çok... Dövdün ama ben dövmesini istiyorum. İlginç bir bilgi evet. Vereyim size. Mesela İznik ve Kütahya'daki çinleri biliyorsunuz. Evet. Onlar o dönemde Osmanlı saraylarına yapılmış çinler. Çanakkale'deki seramikler tam tersi gündelik hayatta kullanılmış. Hepsi aslında şey... Yani arkadaşım gösterebilirse şurada örneğin bir tane at başlı testi var. Evet. O çok yöresel bir form. Şu bu. Bunlar mesela evet, yani gelin almaya giderken götürülürmüş erkek Allah tarafından. Allah. Ve sıvı kabıdır o, içine kullanabilirsiniz. Yani su koyup ağzından dökebilirsiniz. Kap olarak kullanabiliyorsunuz. Tabii tabii. Yani buradaki bütün ürünleri insanlar gündelik hayatta kullanabiliyor. Tabii diyorsun. Yani plastiğin camın olmadığı dönemde 1700-1800'lerde o amaçlı kullanmışlar, bunu üretmişler. Bunu bize yapıyorsun değil mi defa? Şimdi küçük bir küp yaptım size. Evet. Burada işte bildiğimiz ufak tefek. Ve de onu iple mi kesiyorsun? Bu misina. Dedelerimizin peynir kestiği misina bilirsiniz. Evet, biliyor musun? Evet. Evet, aynen bu şekilde bununla kesiyorum. Düzgün bir şekilde altı çıkıyor, alıyorum daha sonra. Bu da kuruyacak şimdi bu. Tabii kuruyacak, sonra birilerine hediye edeceksin. Evet, birilerine kadar da bize vereceksin zaten. Tabii. Değil mi yani, onu söyleyeyim onu? Yani. Şimdi olacak, bu bir daha mı yapacağız bir tane? Şimdi başka bir şey deneyebiliriz. Evet, bir deneyelim. En tuhaf ne deneyebilirsin mesela? İnsan yapabiliyor musun insan? Yani şöyle, şurada bir at yaptım, o da bu tornadan çıkma ama parça parça. Yani zamanla biraz tabii kuruması bir lazım. Diye, evet. İnsan da yapılabilir. Mama sa azel
efendim. Merhaba efendim. Siz tanıyabilir miyiz? Ben Aynur Atan, Çanakkale Belediyesi. Çanakkale'den geldiniz efendim. Evet, Çanakkale'den geldik. 18 Mart. Çok güzel, 18 ya, Mart. Çanakkale geçilmez, çok evet. Güzel. Çanakkale geçilmez, köfteden geçilmez, vazgeçilmez efendim. Geçilmez, çok evet. Seviyorum. Yer misiniz efendim? Yerim. Tadına baktınız mı? Bir tane baktım fakat bir devamını istiyorum. Yok, canlı yayına bakalım efendim. Evet arkadaşlar, tamam. Bir alanın tadına baksın hanımefendi. Hemen Müslüm Bey gönder efendim, gönder. Az olsun, az olsun. Hanımefendi yemez o kadarını. Evet. Benim Urfalı bir arkadaşım vardı. Evet. Urfalı belediyede çalışan bir arkadaşımız vardı. Evet. Hemen Bey test ediyoruz. Evet. O beni alıştırdı. Bir tadına bakın gerçek. Efendim. Gerçek. Bismillah. Belediye başkanıma bir paket yapıyoruz. Çok güzel. Standa bizi bekliyor. Ona ikram evet. Edeceğiz. Hemen. Evet. Çanakkale bekliyor şu anda. Ona da götüreceğim. Hani teşekkür ediyorum. Şey gerçek. Acı var mı? Çok güzel. Çok seviyorum acıyı da seviyorum. Gerçekten. Biz bu sene harika. Festival yaptık. İzot Festivali. Evet. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Süper. Neymiş acısız efendim? Olmaz. Harika. Ama keyfimiz yerinde. Acımız büyük, acımız büyük, keyfimiz yerinde. Evet. Harika. Hanımefendi iyi yok. Çok teşekkür ederim efendim. Bayılıyorum. Çok teşekkür ederim. Sevgili dostlarımız, Şanlıurfa standımızın şimdiki misafiri Çanakkale Belediye Başkanımız. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler. Sizi iyi gördük maşallah efendim. Allah'a bir şükür iyiyiz şimdilik. Evet. Yaramaz bir şey yok. Çok şükür. Bu son dönemlerde Şanlıurfa'dan hem çevre illerden birçok insanlar, öğrenciler Çanakkale'ye gelmeye geldi. Çok, evet. Biz de evet. Çok şükür sizi Şanlıurfa'ya getirebildik efendim bugün. Yani. Ne söyleyeceksiniz? Valla Şanlıurfa'ya ben daha önce de gidip geldim. Evet. Şimdi Sayın Bakanımız, o zaman belediye başkanıyken Sayın Faka Baba. Evet. O zaman da gelmiştim, onu ziyaret etmiştim. Sonra daha Göbekli Tepe yeni, daha... Evet. Ortaya çıkarırken gidip bak şey yapmıştık, gezmiştik. Şanlıurfa tabii çok sevdiğimiz bir yer şu anlamda. Bir kere Türkiye'nin dini merkezi. İnanç turizmi, evet. İnanç turizmi, evet. Merkezi. Evet. Dolayısıyla orada gittiğimiz zaman Şanlıurfa'da farklı bir duyguyla gidiyoruz. Nasıl evet. İnsanlar Çanakkale'ye gelince farklı bir duyguyla geliyor. Evet. Biz de Urfa'ya gittiğimizde aynı duyguyu düşünüyoruz, evet. Sahip oluyoruz. Dolayısıyla orada güzel... günlerimiz geçti. Onun için isotumuzu da aldık oralarda. Aldık mı isotumuzu? Aldık tabii. Nasıl efendim, acı mı? Çok güzel. Evet çok güzel. Çok güzel. Evet. O bakımdan bir sorun yok. Yine aldık. Teşekkür ederiz. Yine ikram ettiniz. Sağ olun, var olun. Yani Şanlıurfa için zaten çok fazla bir şey söylememize gerek yok. Biliniyor. Evet. Tarımıyla da, işte ovasıyla da, harranıyla evet. Da evet, biliniyor. Evet, mühim olan orada sağlıklı bir yapılanmayla kazasız belasız inşallah oralarda inşallah günlerin efendim. Olmasını diliyoruz. Onlar i̇nşallah. Da hepsi hepimiz vatanın evladıyız. Kesinlikle efendim. Dolayısıyla işte ne güzel tanışıyoruz, konuşuyoruz, evet. Koklaşıyoruz. Aynen efendim. Aynen. Onun için çok memnun oldum. Çok sizlerle.